E, tabii şampiyonluk yarışı artık sona geldik. Şimdi konuşacağımız ilk maç e, dün oynanan karşılaşma. Beşiktaş artık şampiyonluk yolunda e, adımını şöyle attı mı kupanın önüne doğru Ergin Aslan? Tabii tabii. Finişe artık bir burun kaldı herhalde. E, evet. Yani 3 maç 4 puan. Beşiktaş gibi camiaların buradan vermesi çok kolay değil. Büyük camiaların buraya kadar getirdikten sonra hani son haftalar kaçabilir şampiyonluk da o son hafta maçlarıdır iki takım, üç takım iddialıdır. Ama üç hafta kala bu kadar büyük bir avantajı yitirmesi artık Beşiktaş'ın gerçekten kelimenin karşılığıyla mucize olur. Yani futbol mucizesi deriz bundan sonrasına. Ee, o yüzden bence bugünkü maçlarda bile mesela Galatasaray ve Fenerbahçe motivasyonuna bile yansıyabilir dünkü skor ve açılan puan farkı. Son 3 maç 4 puan yet, Dört değil yani 3 puan da yetebilir. Ben değil de aynı düşünüyorum. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 4'te 4 yapmasının Garantisi yok. Sen Ergin haftalardır temkinli konuşmayı tercih ediyorsun. Ben Beşiktaş şampiyonu tebrik edeyim. <laughs> Buradan da Kuzenim Taylan'a bir tebrik yollayayım. Ama İyi sen yaklaşık iki haftadır biraz böyle şeydin zaten. Ben hani... söyleyeyim hatta yani takım bazında. Fenerbahçe bence Gençler Bili maçında kaybetti şampiyonu kendi <laughs> evinde. 2-1 kaybetti. Gençler hocası değişmişti. Bir 11 maç kazanamıyordu. Galatasaray özelinde de içerideki Sivas ve Rize e, puan kayıpları. 5 puan. Hele ki Sivas çok bir hedefi yoktu bakarsak. Hani ben yoksa Ankara gücü gibi takımlara, gençler gibi takımlara kaybedilen puanlar anlayabilirim hani biraz. Hep oluyor çünkü o. Ee, yani Sivas mesela düşman, çok hedefsiz şey. gelmişti. Çok da aman aman futbol oynayamıyor. Boydun iki golüyle iki kaldı Türk Telekom'da. Üstüne daha sonra Rize'ye çok gitti geldi maç öne geçti. 3-2 idi sonra 3-3 oldu 10 kişi kaldı. Skoru koruyamadı. Nihayetinde ben Galatasaray'la Fenerbahçe'nin ...bir ay önce kaybettiğini düşünüyorum şampiyonluğu. Beşiktaş üzerine gelirsek hakikaten zaten şampiyonluk hak ettiğini söylüyorduk Melike. Bir Kasımpaşa yenilgisi üstüne Ankara Gücü beraberliği acaba dedik ama Sergen Yalçın futbolculuğundaki winner karakterini teknik adamında yansıttı. ...onu da uzun uzun konuşuruz. Yani 7 gollük bir galibiyet bekliyor muydun Ergin? Yok o yani kimse karsın. beklemiyor. Hatta süreç içerisinde Beşiktaş'ın belki son 6-7 haftası düşünülürken Galatasaray deplasmanı ile birlikte ee, en riskli görülebilecek ya da rakipler için de bak zaten Hatay maçı var denilecek bir maçtı. Çünkü Hatayspor evet. evet hani Hatay Spor'un iç saha performansıyla dış saha performansıyla özellikle son sanırım 4-5 haftadır kazanamıyorlar dış sahada. Doğru. Hatay'ın e, deplasmanda böyle bir ve Hatay'ın e, savunma zafiyeti de var. E, hani hücum hattı ne kadar iyiyse savunmada evet. da e, kısmi zafiyetleri var. Ama 7-0'lık skor çok ekstra bir skor. Hatay gibi bir kulübe, bir takıma karşı ekstra bir skor. açıkçası. Ama 7-0'dan ziyade Ergin ilk yarı bir de kaçanları hatırlar. Tabii. Gezal'ın iki pozisyonu var. Enkudu evet. var, Larin var. Yani 7-0, 8 pozisyonunu bulunmadı bulmadı evet. Beşiktaş. Bir 15 pozisyondan evet. 7-0 çıkardı. Doğru. Bir de maçtan, geçen haftaki maçın sonunda Sergen Hoca mesela çok eğer altını dolduramazsan belki de teknik direktörlük kariyerin boyunca arkandan gelecek bir cümle etti. Yani, Cumartesi neler olacak göreceğiz dedi Sergen Hı. Hoca. E bu aslında çok iddialı bir söz. Çok iddialı. Sergen Yalçın için. Evet, evet. Ya, yani bazı tavır bazı adama yakışıyor gibi bir ibare var ya şimdi evet. cumartesi neler olacak göreceğiz deyip altını bu şekilde doldurmak gerçekten hani takdir edilesi bir şey. Çünkü demek ki kelime olarak cümle olarak Sergen Hoca onu ağzıyla söylüyor ama futbolcular beden diliyle söyledi bunu sahada. Yani muhtemelen o birebir temasları idmanlarda ya da oyuncular da kendi zihinlerinden bunu Söyledi. Burada e, dün rakipten bağımsız bir oyun oynadı Beşiktaş ve Mehmet. 40. haftaya geliyoruz. 38 maç yapılmış ve bu maçların hepsi 3 günde bir oynanmış. Her takım için bu tempoyu yakalamak zor ve Beşiktaş vites yükseltmesini, sezon içerisindeki performansın üzerine çıkmasını... Ligin son periyodundaki iki maça hatırlayın Rize Spor maçının 60-70 evet. dakikasına nefes aldırmadı. Rakip yaraya, yarı sahaya geçirmedi rakibini. Dün Hatay Spor. Yani üç gün arayla bu tempoyu bu kadar yüksekte tutmak başta Sergen Hoca olmak üzere kondisyoner Stefano, iki Murat Hoca, Ozan Hoca yani müthiş bir ekip çalışması var bence ortada. Yani normal şartlar altında yani hiçbir takım yani belki kadro derinliği çok iyi, iyi olan böyle iki ayrı 11 çıkarabilen takımlar için ve onu kullanabilen takımın açımını söyleyemeyiz ama bir de Beşiktaş'ın zaten hani çok da fazla bir seçeneği yokken e, bu haftaya gelmek gerçekten zordu. Yedek kulübesine dün baktım Melik yani bunu küçümsemek olarak söyle, algılamasın Yok, izleyiciler. Yani. Yok. Kaleci Ersin, Solbek, Ensakalı, Rıdvan, Stoper, Wellington başlı başına bir başarı hikayesi de. ama Ergin dün mesela kendi adıma söyleyeyim Galatasaray'ın son maçını hatırlayalım. Emrak Akbaba girdi. Falcao girdi, Babel girdi oyuna. Hı, hı. Oyun yani Konya spor, bir spor maçını 1-0 yaptı. Dün Beşiktaş'ta kulübeye bakıyorum. Gökhan Töre zaten sakat diye oynatılmadı. Dorukhan, Necip. Bir de Rıdvan yani bu oyuncular. Diğer oyuncuların evet. isimlerini isimlerine bile hakim değilim. Yani alt yapıdan takviyeli bir kulübe. Geniş kadrodan söz edemeyiz ama şu var Ergin. Şuna da ben karşıyım. Beşiktaş'ın ilk 11'i bazında ben Fenerbahçe ile Galatasaray'ın çok gerisinde olduğunu düşünmüyorum. En avantajı yani ben kendi adıma söyleyeyim. Beşiktaş'ın şampiyon öngörmüyorum. Sezon başında öngörmeme sebebim de işte ile Fenerbahçe'nin kadro kadrosu ki zaten sezon başı taraf taraftası herkes Fenerbahçe'yi favori gösterdi. Evet. O 8 maç galibiyet serisi üstüne Kadıköy'deki galibiyetten sonra Galatasaray favori konumuna geldi ama Beşiktaş'ın şunu kabul ediyordum ben orta sağ rotasyon iyi diyordum. Açalım Josef Atiba zaten onun önündeki oyuncuda bir istikrar sağlansa işte şu an Laiç dün çok iyi oynadı ama hı hı. sezon başına gelelim işte Mensah başladı, Oğuzhan Devam Etler o isim de. İyi olsa iş buraya da kalmaz İş Nisan i̇ş ayında biterdi. Beşiktaş'ın bu maçındaki yedekleri de geldi ekrana senin bahsettiğin ya, gibi. Melike yani bakarsak e, şimdi hani en son diyorum işte izleyicilere çok uzağa gitmeye gerek yok. Son Konya maçında Galatasaray'ın oyuna giren oyuncularını söylüyorum. Emrah Baba, Babel, Falcao. Evet. Evet. Feygül'ü de girmedi oyuna. Evet, Düşünün yani e, burada çok e, teknik adam başarısı var ama şunun altını çiziyorum ben. İlk bir bazında Beşiktaş'ın ben Fenerbahçe Galatasaray'ın çok gerisinde olduğunu düşünmüyorum. Bir tek kaleci Ersin'le sol bek en sakalaya eksi yazayım hani diğer oyuncularla kıyaslandığında onun dışı orta saha çok iyi hücumda zaten Abu Bakarların bir de tabii teknik direktör başarısından da bahsetmek gerek. Sergen Yalçın tepeden tırnağın müthiş bir teknik adamlık gösterdi. şimdi biraz makarayı Eylül'e sararsak, geriye sararsak, evet performanslarıyla bugün Beşiktaş ve Galatasaray oyuncularının önüne geçtiler. Hani kıyasta da önüne geçtiler ama 20-21 kişilik kadroda Vida ve Atiba dışında sorunsuz ve tatmin eden bu adam ilk 11 oyuncusu tamam artık Beşiktaş şampiyonluğa gider diyeceğin üçüncü bir adam yoktu Mehmet. Doğru. Niye? Geçen burada programda konuştuk belki tekrara düşeceğim ama anlatayım. Şimdi Muslera, Uğurcan serüveniyle giriyor rakipler yarışa ve Altay geçen senenin üzerine koymuş bu sene Altay. Sen 19 yaşındaki bir çocuğa ben sana güveniyorum deyip sırtını sıvazlayıp kaleye koyuyorsun şampiyonluk yarışı için. Yediye yok Ergin o çok yok, önemli. Tabii ya Utku o aldı verdi bazen formayı o da iyi bir performans gösterdi. Çünkü kendisine görev düştüğü haftalarda Ya şunun kıyaslamasını yapalım. Etmedi. Fenerbahçe sezon başı Kasımpaşa Harun'u yollamadı. Tiam transferini istediler. Altay'ın arkasında. Galatasaray evet. Okan'la eğitimmedi gitti. Fatih aldı. Evet. Beğenim beğen. Minokis. Ali kazanmış kaleci ama. Evet. Sergen Yalçın ki Ağuz Spor'da bir yayına bağlanmıştı. Turgay Demir'le. Evet, ben şaşırmışım. Evet. Devre transfer yapmayacağım dedi ki o ara şey vardı Melike. Bir 3 bir, birlik Antep maçı vardı Ersin'in hatalı çıkışı. Kırmızı kartı ki zaten e, Sergen Hoca ne orada bir eleştirdi ama süreci çok iyi yönetti. Evet. senin de er, Ersin'le ilgili düşüncelerini e, dün biliyorum. De yine gördüm. Her zaman da söylüyorsun. Evet. Yani e, transfer döneminin başından beri de senin aslında Beşiktaş'ın kaleci alması lazım iddian evet, vardı. Beni yanıttı Ersin. Artı hani dün e, 3-0 iken Akintola'nın şutunu çıkardı e, evet. Ergin. Sezon içinde de bir e, deplasmanlarda Kayseri'de bir kurtarış var. Bir Sivas maçı Gradeli şutunu kurtardı. Kritik kurtarışlar hataları da var. Ama... E olacak. Şimdi bak geçen seneki 6 ile bu seneki 6 arası çok fark var. Evet. Ergen'in ilk yılı. Şey Ersen'in ilk yılı bu sene. Şöyle düşünelim. Bugün Beşiktaş'ın kalesinde senede 3 milyon euro kazanan ve Beşiktaş'ın 7 milyon euro bir bonservis vererek aldığı dünya çapında bir kaleci olsa bu sezon puan tablosu yani Beşiktaş 17 puan farklı olurdu? önde olurdu. Yani Ersin nedeniyle kaybedilmiş bir maçı yok Beşiktaş'ın. Aksine Ersin e, bazı kırılma anlarında kendisini öyle mental olarak hazır tuttu ki çünkü Beşiktaş kalesine zaman zaman uzun süre top gelmiyor. Burada sıcak tutmak kendinizi hazır tutmak çok kolay değildir. Öbür taraftan Şimdi Novak Caner tandeminden tut işte Saratçılar falan Galatasaray'da Rıdvan girdi. Yani sakalayla ile Wellington alındığında Beşiktaş'ın geleceğini Alanya Spor'a satıyorsunuz yaygarası koptu. Evet. Sergen Yalçı'da ki bir dakika bu adam ben de bir o haftalarda 5-6 hafta Belinton'un yediği eleştiriyi normal bir adam yese şeyi bırakır. Futbolu bırakır yani. Adam metanetle durdu. Sergen Hoca arkasında durdu. Abu Bakar yüzüne bakan yoktu Portekiz'de. Sakatlık falan. Gezal son 3 yıl performansı gerçekten iyi değil. Onun öncesi iyi. E, Rozier son 1 yıldır futbol oynamıyordu. Joseph gelirken de ya artık bitti. Bitti bitmiştir. ve Arap Yarımadası'ndan Olmazdı, geliyor. Orada bende. performans. Şimdi şeyi sayalım yani Enkudu geçen seneki performans. Gökhan Töre bir gol atmıştı Malatya'da geldiğinde. Bu adamı Larin. niye aldınız? Soru Tabii, işareti deniyor. Şampiyonluk başına gol attı. Bakarsan evet. Rize'de. Evet, Larin mesela ya nasıl bu adam Beşiktaş'ta oynuyor eleştirileri arasında. Bak bu sene geldiği noktaya bakın. Yani bunların hepsini beraber topladığınız zaman Teknik adam başarısı pastanın çok büyüğü. Ha başkanın, başkanın ve futbol şubesi Beşiktaş yöneticilerinin de burada çok büyük katkısı var. Hiç mağdur etmedi. Primler, paralar Türkiye'de çok önemlidir bu. Çünkü adam kıta değiştirip Beşiktaş'ın kaşına gözüne gelip Beşiktaş forması giymiyor burada. 8-10 tane yabancının olduğu yerde bu adamlar para kazanmaya geliyor. Gününde, zamanında onları tatmin edecek şekilde bir süreç izledi yönetim. En önemli nokta da Burası teknik direktör takımı oldu Beşiktaş. Yani otorite sarsacak adamları zaten sarsacağını düşündüğü adamları Sergen Yalçın yaz ayında Ağustos Eylül ayında hadi kardeşim görüşürüz deyip kim giderse gitsin fark etmez cümlesiyle sezon içerisinde eksik oyuncuların yerine birileri oynar fark etmez cümlesiyle kendi özgüvenini takıma da yansıttı. Bugün baktığın zaman takımda burası da artık Simeone gibi yani burada orgeneral rütbesi var orada. ya yani otur otur kalk kalk. Nizamiye kapısı gibidir mesela Atletico Madrid e, tesisleri. Simone orada müthiş bir şeyi vardır. Otur otur kalk kalk ne kadar yıldız olursanız olur. Sergen Yalçın da burada böyle.